Merhaba sevgili öğrenciler. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizle yeniden beraberiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçen haftaki dersimizde Milli Mücadele döneminde Doğu ve Güney cephelerindeki gelişmeleri anlatmıştık ve orada yaşanan bütün gelişmeleri gözler önüne sermiştik. Bu haftaki konumuz Milli Mücadele döneminde Batı cephesini, Batı cephesi öncesi yaşanan önemli gelişmeler ve Batı cephesi sonunda yaşanan önemli gelişmelerle beraber olacağız. Öncelikle Anadolu'nun işgali ile başlıyoruz. Paris Barış Konferansı'na dayanan Yunanlar, tıpkı Ermeniler, tıpkı Fransızlar ve tıpkı İngilizler de olduğu gibi 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e asker çıkarmış ve çeşitli katliamlara, burada İzmir'de yaşayan Türk halkına çeşitli işkenceler yapmaya başlamışlardı. İzmir'in işgali karşısında maalesef İstanbul hükümeti, özellikle damat Ferit Paşa hükümeti sessiz kalmış, hiçbir şekilde tepki göstermemiştir. Halk ise ordu da olmadığı için bu işgallere karşı koymak için bir silahlı birlikler dediğimiz, silahlı örgüt dediğimiz bir direniş kuvvetleri oluşturacaklardır. Bu direniş kuvvetlerine Kuvayi Milliye ismini vermekteyiz. Tabii ki de yurdun işgal edilmesi ve İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması, hatta işgallere hiçbir şekilde tepki göstermemesi ve bunun sonucunda halkın kendi bünyesinde ve kendi imkanlarıyla oluşturacağı bir silahlı birlik oluşturulacak. Buna Kuvayi Milliye diyoruz. Kuvayi Milliye'ye göre halk kendi bölgesini düşmandan kurtaracaktı. Evet, Kuvayi Milliye'nin özellikleri nelerdir? Tabii bu oluşan düzensiz ve dağınık birliklerin bazı önemli özellikleri vardır. Şimdi bunları göreceğiz. Öncelikle milliyetçi duygularla, vatan ve millet sevgisiyle kurulmuş bölgesel mücadele yapmışlardır. Özellikle altını çizmek istiyorum. Burada ulusal bir mücadele yok. Kesinlikle bölgesel bir mücadele vardır. Düşmanla mücadele ederek düşmanın ilerleyişini yavaşlatmışlardır. Buradaki ifadenin de altını çizmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Kesinlikle düşmanı durduramamışlar. Sadece düşmana zayiat vererek, yani zarar vererek düşmanı yavaşlatmışlardır. Düzensiz birliklerdir, dağınık birliklerdir. Her biri farklı yerlerde kurulmuştur. İhtiyaçlarını da genellikle halktan karşılamışlardır. Yaptıkları mücadele ile milli bilincin artmasına yardımcı olmuşlardır. Yani milli bilinç derken vatanın savunulması ve yurdun işgallerden kurtarılması. Evet, düzenli orduya geçiş nasıl sağlandı? Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçiş. Çünkü geçen haftaki dersimizde anlattığımız gibi öncelikle Batı cephesinde Kuvayi Milliye mücadele etmiş. Kuvayi Milliye'nin ardından tabii ki de düzenli orduya kademe kademe geçiş yapılacaktı. Kuvayi Milliye düşmanı sadece yavaşlatıyordu. Kesinlikle durduramıyordu. Düşmanı yurttan atacak güçte değildi. Kuvayi Milliye ihtiyaçlarını halktan bazen zorla karşılamaktaydı. Bu durumda halkı maalesef rahatsız ve tedirgin etmekteydi. Kuvayi Milliye liderlerinin başına buyruk hareket etmeleri, her bölgedeki Kuvayi Milliye komutanının kendi kafasına göre hareket etmesiyle tabii ki de hukuksuz hareketler de meydana gelebilmekteydi. Tüm yurdu düşmandan kurtarmak için birliklerimizin tek bir merkezden yönetilmesi gerekiyordu. Yani bölgesel bir mücadele yerine ulusal bir mücadeleye geçişin başlaması gerekiyordu. Bu yüzden de düzenli birliğe geçilecektir. Yani biz buna düzenli orduya geçiş diyoruz. Kuvayi Milliye'den düzenli birliğe geçiş sürecinde bazı Kuvayi Milliyeciler, yani bazı Kuvayi Milliye komutanları emir altına girmek istemedikleri için isyan edeceklerdir. Bu isyancıların başında en önemli Kuvayi Milliye komutanlarından biri olan Çerkez Ethem gelmektedir. Evet, Batı cephesine artık kısaca
giriş yapabiliriz. Bu cephede özellikle İngilizlerin yoğun bir desteğini alan Yunanlarla, Yunan birlikleriyle mücadele edildi. Yunan işgaline karşı önce Kuvayi Milliye, bunu az önce söyledik. Daha sonra ise düzenli ordu ile mücadele edildi. Zaten düzenli bir ordu olmasa kesinlikle Yunanların düzenli ordusuna karşı başarı sağlanamayacaktı. Batı cephesinde 6-10 Ocak tarihinde, 1921 tarihinde 1. İnönü Savaşı, 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihinde 2. İnönü Savaşı. Bu savaşlara İnönü Savaşları'nın denmesinin sebebi İsmet Paşa'nın, İsmet İnönü'nün burada mücadele etmesinden kaynaklanıyor. 10-24 Temmuz 1921 tarihinde Kütahya-Eskişehir Savaşları. Burada da Kütahya ve Eskişehir'i kaybettiğimiz için bu savaş olarak adlandırılacak. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi, Batı Cephesi'nin dönüm noktası. Ve son olarak 26 Ağustos 18 Eylül'de Büyük Taarruz. Tabii ki de Büyük Taarruz artık Batı Cephesi'nin son savaşıdır diyebiliriz. Evet, bu savaşlar Batı Cephesi'nde yapılmış, kademe kademe burada kronolojik bir şekilde gösterilen savaşlardır. Ortadaki Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın farklı olmasının sebebi bu cephede, Batı cephesinde yenildiğimiz tek savaştır. Yani Kütahya ve Eskişehir Savaşları'nda maalesef ordumuz yeniliyor, geri çekilmek zorunda kalıyor ve bu yüzden de Kütahya ve Eskişehir'i Yunanlara kaptırmış oluyoruz. O yüzden burada renginin farklı olduğunu görmekteyiz. Kurtuluş Savaşımızın kaderi Batı cephesinde tayin edilmiştir. Gerçekten de hem Doğu cephesini hem de Güney cephesini anlattığımız zaman demiştik ki Batı cephesi en önemli cephemizdir ve dönüm noktası yaşanacak, gerçekten de kaderimizi tayin edecek en önemli cephelerden biridir diyebiliriz. Evet, 1. İnönü Savaşı ile başlıyoruz. Tarihimiz 16-10 Ocak 1921 tarihleri. Taraflara bakıyoruz. Zaten bahsetmiştik taraflardan. Bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturacağı düzenli ordu ve karşı tarafta da İngilizlerin yoğun bir şekilde desteklediği Yunan birlikleri, Yunanistan. Evet, İnönü mevkiinden tam buradan Eskişehir ve Bursa taraflarından Yunanlar saldırıya geçecekler. Ve karşılarında tabii ki de Türk ordusuyla, burada kırmızı renkte gösterilen Türk ordusuyla karşılaşacaklar. Burada Çerkez Ethem isyanından yararlanmak isteyen Yunan birliklerini görmekteyiz. Çünkü Çerkez Ethem bir Kuvayi Milliye komutanıdır ve kesinlikle düzenli orduya katılmak istememiştir. Düzenli ordu tam kurulmadan yok etmek istiyorlardı ve Ankara'yı alarak meclisi dağıtmak ve tabii ki de Ankara biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin merkezidir. İleride Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olacak ve bu yüzden de bunu fark eden Yunanlar ve İngiliz birlikleri öncelikli amaçları Ankara'yı almak ve meclisi dağıtarak Sevr Anlaşması'nı zorla da olsa kabul ettirmekti. Evet, bu amaçları ile Yunanlar dediğimiz gibi Bursa ve İnönü taraflarından, Eskişehir taraflarından taarruza geçeceklerdir. Bizler ise burada tamamen savunmadayız. Evet, kırmızıyla gösterilen Türk orduları ve burada maviyle gösterilen Yunan kuvvetlerinin taarruzlarını görmekteyiz. Aşağı tarafta da tabii ki de Çerkez Ethem birliklerinin isyan ettiğini, bizim aynı zamanda hem Yunanlarla hem de Çerkez Ethem isyanıyla boğuştuğumuzu görmekteyiz bu harita üzerinde. Evet, biz savunma savaşı yaptık 1. İnönü Savaşı'nda. Albay İsmet Bey komutasındaki TVM'nin kurduğu düzenli ordu müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Bu cephede hem Çerkez Ethem hem de Yunanlarla mücadele edildi. Çerkez Ethem yenilince hemen arkadan Yunanlara sığındı. Ve tabii ki de Yunan saldırıları önlendi. 1. İnönü Savaşı'nda biz Türk ordusu olarak başarılı olduk. Batı cephesindeki ilk başarımız 1. İnönü Savaşı'dır. Evet, ulusal sonuçlarımız var ve bir de uluslararası
dış politikadaki bazı önemli sonuçlarımız var. Öncelikle ulusal sonuçlara bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güven Türk halkı tarafından daha da artmış. Ve düzenli orduya katılım 2 katına çıkıyor. Albay İsmet Bey generallik rütbesine yükseliyor buradaki başarılarından dolayı. 20 Ocak 1921'de teşkilat-ı esasi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası hazırlanacaktır. Ve 12 Mart 1921'de de milli marşımız olan İstiklal Marşı kabul edilecektir. Burada tahtanın sol tarafında uluslararası sonuçları görmekteyiz. Öncelikle 1 Mart 1921'de Afganistan ile bir dostluk anlaşması yapılacak. Ve 12 Mart 1921 tarihinde Londra'da bir Londra konferansı, bir toplantı düzenlenecek. 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile Doğu cephesini ilgilendiren Moskova Anlaşması yapılacaktır diyebiliriz. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını hem ulusal hem de uluslararası anlamda gördük. Sizlere yardımcı olması maksadıyla bir şifremiz var. Hemen bu şifremize odaklanalım. Baş harfleri talimden oluşan, özellikle kronolojik sıralamayla birlikte verilmiş önemli olaylarımız, sonuçlarımız var. Evet, burada sıralı bir şekilde bunları görmektesiniz. Bunları not alırsanız bu şifreyle beraber gerçekten sınava yönelik çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Evet, tabii ki bizim için önemli yerlerden biri yine turuncu kısımda verilen ulusal mı, uluslararası bir sonuç mu? Bu da sınavlarda sık sık karşımıza çıkan önemli bilgiler arasında yer almaktadır. Not aldığınızı düşünerek burayı geçiyorum. Evet, ilk önemli sonuçlardan biri, yani ulusal sonuçlardan biri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanması, teşkilatı esasi olarak adlandırdığımız 20 Ocak 1921 tarihinde hazırlanmıştır. Milli mücadele devam ederken meclis tarafından meclis toplanıyor ve bir anayasa hazırlıyor. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olarak mecliste kabul edilecektir. Anayasa yapan meclise biliyorsunuz ki kurucu meclis olarak adlandırılır. Anayasa yapan meclis kurucu meclistir. Şimdi bu anayasamızın bazı önemli özellikleri vardır. Bunlar da sorularda bazen karşımıza çıkmakta. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Burada çok güzel bir ifade vardır. Aslında cumhuriyete ve demokrasiye vurgu yapılmıştır. Artık devleti yönetme yetkisi halka verilmelidir derken zaten demokrasiye vurgu yapılmıştır diyebiliriz. Evet, milli egemenlik ilkesiyle demokratik olduğunu gösterir. Yasama ve yürütme yetkileri, yani kanun yapma ve kanunları yürürlüğe koyma yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilecektir. Burada güçler birliği ilkesi gösterilmektedir. Aslında demokrasilerde biliyorsunuz demokraside güçler birliği ilkesi olmamalıdır. Güçler ayrılığı ilkesi olmalıdır. Ancak savaş dönemi olduğu için, yani olağanüstü şartlar olduğu için bu ilke kabul edilmiştir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Bu da anayasaya eklenmiştir. Yani yeni bir devlet kurulduğunun bir kanıtını görmekteyiz. İstanbul Hükümeti, Osmanlı Devleti kesinlikle burada bir kenara itilmiş. Burada artık yeni bir anayasayla beraber Büyük Millet Meclisi'nin de kurulmasıyla yeni bir devlete geçişin ön ayaklarını, ipuçlarını görmekteyiz. Meclis Başkanı hükümetin de başkanı olacaktır. Bu sisteme de meclis hükümeti sistemi diyoruz. Çünkü burada meclis başkanı seçilen kişi aynı zamanda hükümetin de, yani iktidarın da başkanı olabilmekteydi. Evet, İstiklal Marşımızın kabulü bir diğer ulusal sonuçlardan biridir. Milli Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilecektir. Bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün simgesi biliyorsunuz bayrağıdır. Genellikle bestelenmiş haliyle çeşitli etkinliklerde seslendirilen sözlü müzik parçasına Milli Marş diyoruz. Yeni kurulan TBMM'nin bağımsız olduğunu ve özellikle Türk milletinin temsilcisi olduğunu göstermek
ve diğer taraftan milli mücadele ruhunu ve askerlerin savaşma şevkini. Sonuç itibariyle bir savaşta olduğumuzu unutmayalım. Askerlerin savaşma şevkini artırmak amacıyla bir marş düzenlenecektir ve bir marş yarışması düzenlenecektir ve bunun sonucunda milli marşımız seçilerek kabul edilecektir. İstiklal Marşı'nın kabulü. Osmanlı Devleti'nin bir marşı yoktu. Batı'da milliyetçilik hareketleri gelişmeye başlayınca her millet yüceliğini ve sonsuza kadar yaşama isteğini kuşatan, aktaran milli marşlarını yapmıştı. Milli marşımızın olmayışı özellikle Batı milletlerce hoş karşılanmıyordu. Artık milli devletimiz kurulmuştu. Milletimize bağımsızlık sevgisini ve isteğini dile getirecek bir marşın yazılma zamanı gelmişti. 1921 yılı başlarında Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma açtı. Bakan Hamdullah Subbi Bey, marşı ünlü şair Mehmet Akif Bey'in yazmasını istiyordu. Ankara'da bulunan Mehmet Akif Bey ise yarışma sonucu ödül istemediğinden şiiri yazmıyordu. Bu arada yapılan yarışma sonuçlanmış, kazanan olmamıştı. Bunun üzerine yeniden Mehmet Akif'e başvuruldu. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın en derin duygularını duyan ünlü şair, milli duygularının coşkusu içinde en güzel şiirlerinden birini yazdı. İstiklal Marşı'na adını taşıyan bu şiirdeki dizeler, gerçekten milli duyguların ve bağımsızlık aşkının çok canlı anlatımıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2. Ünönü Muharebesi'nden önce 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'nı kabul etti. İstiklal Marşı, Türk'ün bağımsız yaşama azminin üstün sembolüdür. İstiklal Marşı, Hamdullah Subbi Bey tarafından okunurken mecliste büyük bir coşkunluk yarattı. Milli duygular şahlandı. Salon alkışlarla çınlıyordu. Gelen istek üzerine milletvekillerinin ayakta alkışladıkları İstiklal Marşı 3 kez okundu. Evet, gerçekten de her İstiklal Marşı okunduğunda hepimizin tüylerinin diken diken olduğunu ve aklımıza gerçekten geçmişte yaşamış bütün kahramanlarımızın bir senaryo şeklinde, bir film şeridi şeklinde gözlerimizin önünden geçtiğini ve bunun hayaliyle her zaman bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin hayaliyle olduğumuzu gösteren çok önemli bir özelliğimiz, milli marşımız. Milli marşımız bizim aynı zamanda karakterimizdir. Burada çok güzel bahsediyor. Türk'ün bağımsız yaşama azminin üstün sembolüdür. Her zaman göklerde bunu dalgalandırmak da bizlerin görevidir diyebiliriz. Evet, İstiklal Marşımız Türk ordusuna ithafen yazılmıştır. Bazen sorularda karşımıza çıkabilir. Kime ithafen yazılmış? Türk ordusuna ithafen yazılmıştır. Güftecisi yani yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Bestecisi de Osman Zeki Üngör'dür. Bunları da bilmemizde fayda vardır. Evet, Londra Konferansı uluslararası bir sonucumuz ve bunun da ayrıntılarına bakalım. İtilaf devletleri savaşla elde edemediklerini masa başında yapacakları oyun ve hilelerle gerçekleştirmek istiyorlardı ve bu yüzden de Londra Konferansı'nı düzenlediler. Evet, toplantıya katılanlara bakıyoruz. İtilaf devletleri adına tabii ki de başı çeken İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan Batı cephesindeki muhataplardan biri. Türkler adına da burada İstanbul hükümetini görmekteyiz. Kesinlikle burada işgallere sessiz kalan İstanbul hükümeti ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini de görmekteyiz. Evet, İstanbul hükümetini temsilen Tevfik Bey katılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen de Bekir Sami Bey'in katıldığını burada görmekteyiz. Dikkat ederseniz burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkler adına hem İstanbul hükümetinin hem TBMM hükümetinin çağrılmasında çok büyük bir tehlike yatmaktadır. Birazdan zaten bunun üzerinde duracağız. Şimdiden söyleyelim. Burada İtilaf devletlerin amacı ikililik çıkartarak, yani bu taraf evet diyecekse o taraf hayır diyecek. Bundan kaynaklı da çıkacak ikililiklere karşı İtilaf devletleri bundan faydalanıp Sevr Anlaşması'nı yeniden kabul ettirmeye çalışacaklar. Ama TBMM hükümeti bunu asla kabul etmeyecektir. İtilaf devletleri bu konferansa neden iki hükümeti de davet etmiştir?
İşte sorumuzun kritik noktası bu. Yapacağı oyun ve hilelerle iki tarafı birbirine düşürmek ve sevri bir an önce kabul ettirmek. Evet, burada da karşımıza çıkıyor. İtilaf devletleri TBMM ile İstanbul hükümeti arasında çıkabilecek anlaşmazlıklardan faydalanıp sevri kabul ettirmek için iki tarafı da çağırıyor. Mustafa Kemal bu konferanstan bir sonuç alınmayacağını zaten biliyordu. Aslında oyunun ve tehlikenin farkında. Ancak şimdi kendi kendinize şunu düşünüyor olabilirsiniz. Peki hocam, neden katıldık biz Londra konferansına? Şimdi cevabını alacağız. Ancak İtilaf devletleri bir propaganda yaymaktaydı. Türkler barış yanlısı değil, savaş yanlısıdır şeklinde. Misak-ı Milli'yi tüm dünyaya duyurmak. İşte hem bu propagandayı çürütmek, yani biz savaş yanlısı değiliz, biz aslında barış yanlısıyız. Bunu göstermek, hem de Misak-ı Milli, yani milli yeminimizden oluşan belgemizi ve sınırlarımızı bütün dünyaya gösterip ilan etmek için Londra konferansına katılıyoruz. Evet, burada Osmanlı temsilcisi Sadrazam Tevfik Paşa'yı görmekteyiz. Gerçekten İtilaf devletlerinin oyununu bozacak bir sözle toplantıya başlıyor ve diyor ki, ben sözü Türk milletinin hakiki, gerçek temsilcisi olan TBMM delegesine, yani Bekir Sami Bey'e bırakıyorum diyerek İtilaf devletlerinin kendi kazdıkları kuyuya düşmelerine sebep olacaktır. Tevfik Paşa'nın bu sözüne göre nelere ulaşabiliyoruz? Bunun cevabını vermiş oldum. Evet, Londra konferansının sonucuna bakıyoruz. Evet, konferansta bir sonuca kesinlikle varılamıyor. Bu durum Mustafa Kemal'in haklılığını ve önceden bunu düşünüp tespit ettiği için de ileri görüşlüğünü göstermektedir. Bir diğer önemli sonuca bakıyoruz. TBMM konferansa katılarak İtilaf devletlerinin yanlış propagandasını çürütmüştür. Bir diğer önemli sonucumuz, Misak-ı Milli tüm dünyaya duyurarak gerçekten de eğer buna uyulursa, yani Misak-ı Milli'ye uyulursa bizim de barış yanlısı olduğumuzu ve bir an önce barış şartlarına geçebileceğimizi göstermiştir diyebiliriz. Bir diğer önemi, bu olayın önemi, İtilaf devletleri TBMM'nin varlığını resmen kabul etmişlerdir. Mecburi olsa da burada İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını istemeseler de kabul etmek zorunda kalmışlardır diyebiliriz. Afganistan ile bir dostluk anlaşmamız var. Uluslararası alanda dostluk anlaşması yaptığımız ilk ülkedir. Afganistan bir İslam ülkesi. 1 Mart 1921 tarihinde dostluk anlaşması yapılıyor. Evet, burada iki tarafın bayraklarını görüyoruz. İki devlet birbirinin bağımsızlığını tanıyacaktır. TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan'dır. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa, diğeri sanki kendisine saldırıyormuşçasına diğer devlete yardım götürecektir. Burada da uluslararası eşitlik prensibine göre hareket edilmiş. İki ülkenin arasındaki bağları daha kuvvetli hale getirmek için Türkiye, Afganistan'a subay ve öğretmen gönderecektir. Yani burada hem askeri anlamda hem de eğitim alanında devletlerin birbirlerini desteklediğini görmekteyiz. Burada gerçekten müthiş bir dostluk anlaşması 1921 tarihinden itibaren. Moskova Anlaşması 16 Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile imzalanıyor. Tabii ki de Doğu Cephesi için imzalanan bir anlaşmadır. Ortak düşmana karşı birlikte hareket etmek amacıyla eskilerin artık bir tarafa atıldığı ve dostluk amacıyla yapılan bir anlaşmayı görmekteyiz. Bir devletin tanımadığı anlaşmayı kesinlikle diğeri de tanımayacaktır. Uluslararası alanda beraber hareket edilecek. Evet, burada sevri reddeden ilk Avrupa devleti. Bu da karşımıza bilgi olarak, soru olarak çıkabilir. Sevri reddeden ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya'dır. Bunu da bilmemizde fayda var. Sovyetler Birliği Misak-ı Milli'yi tanıyor. Bizim için çok önemli bir sonuç. Misak-ı Milli'yi tanıyan yine ilk Avrupa devleti, ilk Avrupalı ülke
Sovyet Rusya olmuştur. Ve Kars, Ardahan, TBMM'ye, Batum ise Gürcistan'a bırakılıyor. Tabii ki de Batum'un Gürcistan'a bırakılması Misak-ı Milli'den verilen bir tavizdir diyebiliriz. Burada lütfen buraya odaklanalım. Batum'un kaybedilmesi Misak-ı Milli'den bir parçanın kaybedilmesi demektir. Bu yüzden bir taviz verilmiştir Moskova anlaşmasıyla diyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler, 1. İnönü Savaşı öncesi ve sonrası durumu anlattık, bu dersimizde gördük. Bir sonraki dersimizde 2. İnönü Savaşı ile beraber devam edeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.